sezon başladı. Hayır. Abi eşek gelemen abi sen oraya orada kal. Levent Bey, ne zaman başlayayım? Başlayayım mı? Değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 25. dönem 1. yasama yılı 2. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir yanındaki seçim bölgelerinde hiçbir baskıya boyun eğmeden büyük bir mücadele örneği sergileyen ve 7 Haziran 2015 günü halkımızın verdiği oylarla milletvekili seçilerek parlamentoya gelen Cumhuriyet Halk Partisi 25. dönem meclis grubu huzurlarınızda hazır bulunmaktadır. Grubumuz bundan önce olduğu gibi bu dönemde de halk iradesinin parlamenter demokrasiyle hayata geçtiği bu yüce çatı altında bulunmanın sorumluluğuyla hareket edecektir. 25. dönemin ülkemize, halkımıza, tüm Cumhuriyet Halk Partililere ve grubumuza hayırlı olmasını diliyor. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan tümünüze selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. ...25. dönemin ilk toplantısını yapıyoruz. Kamuya açık, halka açık ilk toplantısını yapıyoruz. Bu sürecin halkımız için, ülkemiz için, dünya için hayırlı uğurlu olmasını isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama görevini bütün aksaklıkları ve zorlukları aşarak ülkenin çıkarları bağlamında görev yapmasını arzu ederim. Bu arzumuzu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya duyurmak isteriz. Değerli arkadaşlarım, geçen yasama döneminde, 24. yasama döneminde Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak görevini büyük ölçüde yerine getirdi. Eksikliklerimiz olabilir, hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Ama bütün yurttaşlarımdan şu konuda emin olmalarını isterim. Elimizden geldiğince bu ülkenin çıkarlarını, bu ülkenin insanlarının çıkarlarını korumaya özen gösterdik. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman ne partimizin ne de bireysel olarak herhangi bir kişinin çıkarlarını savunmadık. Bizim için önemli olan Türkiye'dir. Bizim için önemli olan 77 milyon yurttaşımızdır. Bu felsefeden yola çıktık ve böyle çalıştık. 24. dönemde 1814 yasa teklifi verdik. Tamamı bu ülkenin sorunlarını çözmeye yönelikti. 1747 araştırma önergesi verdik. Faili meçhullerden kadınlara uygulanan şiddete kadar. 51 konuda genel görüşme istedik. 36 bin yazılı ve sözlü soru önergesi verdik. Bu soru önergelerinden 11.463 soru önergesine iktidar cevap vermedi. Bu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ve bu ayıp her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapan kişiye aittir. 11.000'in üstünde soru önergesine
bir siyasal iktidar cevap vermiyorsa her şeyden önce düşünmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndır. Değerli arkadaşlarım, 9 meclis soruşturma önergesi verdik, 18 gen soru önergesi verdik. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir muhalefet partisinin halkın ve Türkiye'nin çıkarları için neler yaptığını sizlerle ana hatları itibariyle paylaşmış oldum. Değerli arkadaşlarım, 25. dönemde çok sayıda arkadaşımız ilk kez parlamentoda yemin etti. Bu dönemde de geçen yasama döneminde olduğu gibi ülkenin çıkarları için, halkımızın çıkarları için mücadele edeceğiz ve çaba göstereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir yasama organı olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok kanun yapmak, yasama organının görevini yerine getiriyor şeklinde algılanmaması gerekir. Çünkü yasama organı bir kanun fabrikası değildir. Yasama organı yasaları yaparken elbette ki yürütme organından gelecek olan tasarıları değerlendirecektir. Elbette ki bu konuları tartışacaktır. Ama yasama organına saygınlık kazandıran parlamentodan geçen yasaların genel kabulüdür. Eğer bu yasalar toplumun sorunlarını çözmekten çok günlük sorunları çözmeye yönelik çıkıyorsa, birilerini aklamaya dönük yasalar yapılıyorsa, o zaman parlamento itibar kaybeder, güven kaybeder. Asıl temel sorun budur değerli arkadaşlarım. Ve yasama organı güçler dengesini de korumak zorundadır. Yasama, yargı ve yürütme arasındaki dengenin iyi korunması gerekiyor. Bu bağlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na büyük görevler düşüyor. Değerli arkadaşlarım, çok şikayet ettiğimiz bir başka konu daha var. Yasama organları yürütme organının arka bahçesine dönüşmemelidir. Eğer yasama organı yürütme organının arka bahçesine dönüşüyorsa, oradan gelen teklifler hiç tartışılmadan gözü kapalı yasalaştırılıyorsa, yasama organı görevini yapmıyor demektir. En büyük şikayetimiz de buydu geçen yasama döneminde. Umarım bu yasama döneminde yasama organı yine birilerinin arka bahçesine dönüştürülmez. Ve yasama organı üyelerine karşılıkta çok ağır eleştiriler yapıldığını da sizlerin dikkatine sunmak isterim değerli arkadaşlarım. Az önce ifade ettim. Elbette ki yasama organı yürütme organından gelen kanun tasarılarına bakacaktır. Elbette değerlendirilecektir. Nerede? Komisyonlarda değerlendirecektir. Özgürce tartışarak. Yine komisyonlarda sivil toplum örgütlerinin yasa tasarısı ile ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerini alarak. Yine aynı şekilde sağlıklı bir tartışma zemini yaratarak yasaları komisyonda görüşmeli, tartışmalı, uzmanların görüşlerini almalı ve genel kurul salonuna o çerçevede indirmelidir. Yasama organından şikayetimizden birisi de şuydu değerli milletvekili arkadaşlarım. Torba kanun uygulaması. Temel kanun diye bir kavram var. Örneğin Türk Ceza Kanunu bir temel kanundur. Türk Ticaret Kanunu bir temel kanun.